işte lider, işte kadrosu. Bağımsız Türkiye Partisi yerel seçim çalışmaları kapsamında aday tanıtım programlarına devam ediyor. Aday tanıtım programlarıyla birlikte Çare 1 ve Birlikte Olmak konulu sempozyumlar da düzenleniyor. Bu haftaki adres Elazığ'ydı. 1 Mart'ta belediye başkanlarımızı, belediye başkan adaylarımızı, belediye başkanı görmek üzere önce Allah'a sunular sizlere emanet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programda konuşan Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Eyercioğlu, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu krizin kaynağına dikkat çekti. Derviş gelmişti buraya. Bir günde 15 tane yasa çıktı. Ve bu 15 yasa çıkarken üst kurullar kuruldu Türkiye'de. Neye benziyor bu üst kurullar? Devlet idaresinin etkisi altında olmayan fakat küresel sermayenin ülke içindeki tahsildarları hükmünde üst kurullar kuruldu. Bu neye benziyordu biliyor musunuz? Osmanlı'nın son döneminde Duyun-u İmumiye İdaresi vardı. O zaman Osmanlı aldı borcu ödeyemez hale gelince Duyun-u İmumiye İdaresi devreye girdi. Yani tütünün parasını bu millet üretse de tütün idaresi kurumu onların elinden alacak, onların istediği fiyattan devredecek ve satışından elde edilen karı da doğrudan doğruya borçlar karşılığında onlar alacak. Bu bütün üretimimize karşılık, liman gelirlerimize karşılık, hatta Bursa'daki ipek böceğinden elde edilen kozanın gelirine bile bir üst kurul kurulmuştu. Şimdi Türkiye'de neredeyse 40'a yakın üst kurul var. O zaman bunu derviş kurdu ve ortaya koyduğu mantık şuydu. Ülkenin ayakta kalabilmesi için sürdürülebilir bir borçlanma politikası elde etmesi lazım. Ne demek sürdürülebilir politika? Yani borç almaya devam edebilmeniz lazım. Bu borçlar nasıl ödenir veya bu işin sonu nereye varır bu konuda hiç kimse fikir yürütmüyor. Elde edilen çözüm bu. Borçlanmayı sürdürebilmek. İşte bu yasalar gereği Türkiye'de var olan bütün kamu iktisadi teşekkülleri satışa çıkarıldı. Şeker, tütün, aklınıza ne geliyor? Telekom. Tamamı satışa sunuldu. O günden bugüne bizim borcumuz vatandaş bazında arttığı gibi devlet bazında da borcumuz arttı. O zaman sadece ithalatla ihracat arasındaki açığımız 6.1 milyar dolardı. Şu anda sadece bir yıllık bütçe açığımız 54 milyar dolar. Hem de bütün bu kurumlar elimizden çıkmış olmasına, satılmış olmasına rağmen. Yani babanızdan kalan tarlayı sattınız, arsayı sattınız, evi sattınız, her şeyi sattınız. Buna rağmen borcunuz 10 misli büyüdü. Ama siz bir 17-18 sene farklı bir dünyada yaşadınız. Olmayan paranızı harcadınız. Hak etmediğiniz bir lüksü devam ettirdiniz. Bir hayal dünyasında alkış tuttunuz bizi idare edenlere. Bugün geldiğimiz noktada 2019'un Ekim ayına kadar ödememiz gereken borç faizi, borçlar değil bakın, sadece borcun faizi 174 milyar dolar. Bunu daha anlayabileceğimiz bir hale çevirelim. Nedir bu 174 milyar dolar? Eğer bu 174 milyar dolar TL'ye çevrilmiş olsa her ay Türkiye'de yaşayan 81 milyon insana her ay 700 TL maaş anlamına gelir. Yani kundaktaki bebeden bir ayağı mezardaki ihtiyarımıza kadar her ay biz 700 lira cebimizden para çıkarsak, devletin kesesinden maaş olarak versek 174 milyar dolarlık faize karşılık geliyor. İşte o gün Profesör Doktor Haydar Başbey'e kulak verseydik,
bu 174 milyar dolarlık faiz borcu üzerimize gelmek yerine bu 700 liranın üzerine 300 lira daha koyardık. 1000 lira vatandaşlık maaşını hepimiz almış olurduk. Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Elazığ'da düzenlenen programda partinin bölgedeki bazı il ve ilçelerindeki belediye başkan adayları da tanıtıldı. Buna göre BTP'nin Bingöl Belediye Başkan Adayı Fethi Gezer, Bitlis Belediye Başkan Adayı Bülent Multay, Muş Belediye Başkan Adayı Fatih Aslan, Tunceli Belediye Başkan Adayı Halil Baki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eyüp Aslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Günüşük, Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdülcelil Güner oldu.